Gambeson eskiden savaşçıların üzerine giydikleri bir keten ya da pamuk kumaştan üretilen bir zırh biçimidir. Tek başına gambeson parası olmayan askerlerin kullandığı bir zırhtır. Parası olan şövalye ya da daha üst rütbeli insanlar gambezonun üzerine işte halka zırhlar, halkalardan yapılmış zırhlar, lamelli zırhlar giyerek savaşlara katılırlardı. Gambeson darbelere karşı vücudu koruyan bir özelliği var. Bugünkü çalışmamızda biz keten kumaşlardan yaptığımız bu pilot çalışmada 8 katlı, 12 katlı ve 22 katlı 3 farklı gambeson üzerinde çalışma yaptık. Bu çalışmaların videolarını sizinle paylaşıyoruz. Çalışmada Crimean Tatar yayı kullandık. Yay 30 inç çekilerek atıldı. Bu çekiş mesafesine yay 53 libre çekiş kuvveti üretiyordu. Ve kullandığımız okta da bız, yani İngilizce'de bodkin denilen zırh delici ok ucu kullandık. Bunu önce 2 katlı gambezona attık. Ondan sonra 3 katlı gambezona attık. 3 katı üst üste koyduğumuzda 24 kata ulaşmış olduk. Bu her kat birim yüzeydeki düğüm sayısı farklı kumaşlardan yapılmıştı. Bunların bazıları santimetre karede 40, bazıları santimetre karede 80 düğümlüydü. Bunu tabii o dönemdeki dokuma teknolojilerine bakarak hangisinin daha doğru bir deneysel model verdiğine bakacağız. Bu bir pilot çalışma. Fakat şu anda yaptığımız toplam 24 kata ulaşmış gambesona, gambesonun oku durdurmakta başarılı olduğunu gördük. Videolarda göreceksiniz. 3 kat gambeson, yani toplam 24 kat veren 3 ayrı gambeson kumaşının ok penetrasyonunu hatırı sayılır derecede azalttığını gördük. Modellerden birinde de gambesonun arkasına dolu bir pet şişe koyduk. Böylece pet şişedeki delinme miktarından gambesonun altındaki vücutta ne kadar bir yara açılacağı ile ilgili de bir fikir edinmek istedik. Shoot!